N doğal sayılar kümesi, Z tam sayılar, Q rasyonel sayılar, Q üstü irrasyonel sayılar, R de reel sayılar kümesini ifade eder. Buradaki N alt kümesidir Z'nin, Z alt kümesidir Q'nun ve Q ve Q üstünün yani rasyonel ve rasyonel olmayanlar kümesinin birleşimi R sayıyı verir demiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Burası tam görünmüyor olabilir. Şöyle R. Burası Z N bu şekilde Q üstü şeklinde ifade edilmiş. Her doğal sayı bir rasyonel sayı biçimde yazılabilir mi? Doğal sayılar bakın en içte kalıyor buradaki gösterimde. Doğal sayılar rasyonel sayılar yani bu Q'ya göre bir alt küme ifade eder. Demek ki her doğal sayı bir rasyonel sayıdır ve bu şekilde yazılabilir. Her tam sayı bir rasyonel sayımızdır. Z Q'nun daha içinde. Bakın turuncuyla gösterilmiş. Diğeri maviyle gösterilmiş. Z Q'nun bir alt kümesi olduğu için her tam sayı bir rasyonel sayıdır. D şıkkına gelelim. Her rasyonel sayı bir reel sayı mıdır? Rasyonel sayılar Q ile gösterilen burası reel sayıların bir alt kümesidir. Burası da doğru. Her irrasyonel sayı bakın burada taralı bölgedeki gösterilen küme şu irrasyonel sayılar kümesidir. R sayıların yani her sayıyı kapsayan R'nin bir alt kümesidir. Bu da doğru. Hepsi doğru. Sadece C şıkkı yanlış. Burada her rasyonel sayı bir tam sayı değildir. Bakın, tam sayılar turuncu ile gösterilmiştir. Rasyonel sayılar daha büyük mavi ile gösterilen kümedir. Bu şekilde olsaydı doğru olacaktı. Yani her tam sayı bir rasyonel sayıdır ifadesi doğru olurdu. Cevabımız C şıkkı rasyonel ve rasyonel olmayan birbirinin tam tersi kümelerdir. Dolayısıyla bunların kesişimi ortak olan kümesi yoktur. Boş kümedir. Birinci ifade doğru. Rasyonel olan ya da rasyonel olmayan tüm sayıları birleştirirseniz reel sayılar kümesini elde edersiniz. İkinci ifade de doğru. Reel sayılardan yani tüm sayılardan rasyonelleri çıkardığımız zaman aradaki fark rasyonel olmayan sayılardır. Üç ifademiz de doğrudur. Cevabımız A şıkkı. İrrasyonel sayılarda ondalık şekilde yazdığımızda virgülün sağındaki rakamlar sonsuza kadar gider fakat düzenli bir şekilde gitmez. Düzenli bir şekilde gittiğinde biz buna rasyonel diyoruz. Ancak birbirinden farklı sayılar olduğunda kök 2 sayısında olduğu gibi bu tarz sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Mesela pi sayısı da irrasyonel sayılara örnektir. Bakın 3, 14, 15, 926 sonsuza kadar farklı farklı değerlerle devam ediyor. Kök 4 sayısı 2'dir. 2,0 gibi düşünebilirsiniz. C şıkkında 5,12 12'ler sürekli devretmiş. Devirli ondalık kesirdir. Bu rasyonel hale getirilebilir. Virgülün sağında bir düzenlilik var. Yine B şıkkında 3,222 şeklinde devam etmiş. Bu sonsuza kadar gitmemiş. Burası zaten sabit 2222. Yine A şıkkında da 4,35 rasyoneldir. Sadece pi sayısı irrasyoneldir. A, B, C pozitif tam sayılardır. Bunu şu şekilde A eksi B eşittir. C şeklinde yazabiliriz. Burada hatta A'yı yalnız bırakırsak eksi B sağ tarafa B artı C olarak geçer. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci ifadedeki C'yi sağ tarafa atarsak artı C olacaktır. A eşittir B artı C. Yukarıda bulduğumuzun aynısı. İkinciye bakıyorum. A eşittir B artı C. Yine bu da aynı şekilde. Burada A'yı sağ tarafa atarsak artı A. Eksi C'yi de sol tarafa atarsak artı C. İkinci ifadeyle üçüncü birebir aynı olmuş. Bakın burada her üçü de doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Eksilen, çıkan ve fark. Buradaki işlemde farkının 94 olduğunu biliyoruz. Şimdi eksileni 12 azaltın, çıkanı 18 artırın demiş. Bunu biz bir örnekle canlandıralım. 94'ten 0 çıktı. 94 oldu. Burada eksilerini 12 azaltalım. 94'ten 12 çıkarıyorum. 82 yapıyor. Çıkanı 18 artırıyorum. Burada 18 eklediğim zaman 18 tekrar çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 8 çıkmıyor. 12'den 8 çıktı. Komşuda 7 kalmıştı. 1 çıkardım. 6. Yeni farkımızın sonucu 64'tür. A ve B birer tam sayıdır. Üçgen ve kare sembollerimiz var. Üçgen dediğinde çarpıyoruz. Kare derse a artı 3b yapıyoruz. Bu eşitliklere göre üçgen 3,6 demiş. Bu ne demek? 3 ile 6'yı çarpıyoruz demek. E, kare olduğunda da 8 ve 5 için burada a yerine 8, b yerine 5 yazmamız isteniyor. Arada da çıkarma işaretimiz var. 8 artı 3 çarpı 5 karışmasın paranteze alın. Eşittir 18 eksi. Parantez içinde çıkarmanın önceliği vardır parantez için önceliği vardır. Buradan 23 yapar. 18 eksi 23'ten cevabımız eksi 5 C seçeneğidir. AB iki basamaklı bir sayıdır. Burada çarpma yapılmış. Çarpma işleminde her nokta bir rakamı temsil ediyorsa çarpma işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle aşağıdaki 1 ile yukarıdaki AB sayısını çarpıp ilk satıra yazıyoruz. 1 ile 12 çarpınca 12 olacağı için AB sayımız 12'dir. Yani ifademiz 12 çarpı 21'dir. Burada ifadeyi çarparsanız 2 çarpı 24, 2, 5, 2 bildiğimiz çarpma işlemi cevabımız 252 A şıkkı. Yine ABC 3 basamaklı bir sayı. 4 ile ABC'yi çarpmışız. Buraya yazmışız. 3 ile ABC'yi çarpınca da ikinci satıra yazarız. Demek ki 546 sayısını 3'e bölersek A, B ve C'yi buluruz. 5 ile 3 bir kere var. 2'de 3 yok. 24'te 3. 8 kere var. 24, 24'ten çıktı. 0 kaldı. 6'yı indiriyorum. 6 da 3, 2 kere var. Ve ifademiz bitti. A1, B8, C de 2 olacak şekilde 182 sayısı. Soru da bize bunun toplamı sorulmuş. 8, 2, 1 daha topluyorum. 11, C şıkkıdır. A, B, C, B, C, A, C, A, B 3 basamaklıdır. Bunların toplamı 12'dir. İşlemin sonucu kaçtır? A, B ve C'yi görüyoruz. Toplamı 12. 2 yazıyorum. 1 elde. Sonrasında A, B ve C'yi topluyorum. 12. 1 de elde. 13. Tekrar 1 elde. A, B, C 12. 1 de elde. 13. Hepsinin toplamı 1332 yapar. A şıkkıdır. A, B, C birden büyük pozitif tam sayılardır. A artı B'nin en az toplamının kaç olacaktır? Bunu sormuş. A ve B sayıları küçük sayılar olacak. C sayısı birden büyük bir sayı. C'ye 2 yazalım. 15 çarpı 2 eşittir. 30'dur. Çarpımımız eşittir. 30. Çarpımı 30 yapan iki sayının toplamı en az kaçtır? Bunları birbirinden uzak seçebilirim ya da birbirine çok yakın sayılar seçebilirim. Bakın 1 ve 30 gibi iki sayı yaptığımız zaman bu arada B sayısı birden büyük olacağı için B'ye 1 veremeyiz. Bunu iptal ediyoruz. 2'ye bölelim. 2 çarpı 15. Burada toplamımız 15 artı 2'den 17 gelir. Üstteki ifadede toplamımız 6 artı 5'ten 11 gelir. En az dediği için 11 işaretliyoruz. B seçeneği. ABC birbirinden farklı asal rakamlardır. Asal rakamlar 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde gider. 11 asal rakam değildir. Çünkü rakamlarımız en fazla 9'a kadar gidebilir. Burada A artı B bölü C Eşittir 6 demiş. İçler dışlar yaparsak A artı B eşittir 6C. C eksi D farkı sorulurken bir de not var. Soruyu çözmek için verilen bilgiler yeterlidir demiş. Burada arkadaşlar C seçeneği küçük bir sayı olmalı. A artı B büyük bir sonuç verecek. C için 2'yi denersek A artı B eşittir 6 kere 2'den 12. Toplamları 12 yapan 2 tane sayı var mı burada sağ sayı? vardır. A'mız 7, B'miz 5 için toplamımız 12'dir. A'yı, B'yi, C'yi buraya 7, 5, 2 olarak yazdığımızda geriye ne kaldı? Sadece 3 sayısı kaldı. Demek ki D sayımız da 3'tür. Bizden C eksi D istenmişti. C'miz 2, D'miz de 3. Aradaki fark eksi 1'dir. Cevabımız B şıkkı. Pozitif sayılarda bölme işlemi yapılırken kalan 0 ise bölen sayı ile bölümün yeri değiştirilebilir demiş. Yani burada kalanımız 0. Bu 51 ile AB'yi yer değiştirebilirsiniz diyor. Yer değiştirdiğimiz zaman AB değerini bulmamız istenmiş. 61'de 51 bir kere var. Şuraya tekrar yazalım. 612'yi 51'e bölmek için 61'de 51'i arıyorum. Bir kere var. Çıkarıyorum. 10 kaldı. 2, 10'da 51 yok. 102'de 51 2 defa var çarptığımız zaman 102 yapıyor. Çıkarınca gerçekten farkımız 0'dır. Buradaki AB değerimiz de 12'dir. Cevabımız E seçeneğidir. ABC 3 basamaklı DE ve F5 2 basamaklı sayılardır. Bölme işleminde her nokta bir rakamı gösterdiğine göre DE kaçtır? Bölme işlemi yaparken bu ABC'yi DE sayısına bölüyoruz. F defa var. Buraya F ile DE'yi çarpıp yazıyoruz farkı buraya getirip yazıyoruz. Sonrasında buradaki sayıyı DE'ye böldüğümüz zaman 5 defa olduğunu görüyoruz. Demek ki DE ifadesiyle 5'i çarptığımız zaman 80 sayısına karşılık geliyor. 80'i 5'e bölüyoruz. 1 defa var, 6 defa var. DE sayımız buradan 16'ya eşit oluyor. Zaten bize DE'yi sormuş. Cevabımız C seçeneği. A ve B pozitif tam sayılardır. A artı 8 çarpı B artı 2 39 olduğuna göre A ve B'yi bulup toplayınız. Burada 39 sayısı hangi sayıların çarpımı olarak yazılabilir? 1 çarpı 39 olarak yazılabilir. 3 çarpı 13 ya da 13 çarpı 3'tür. Burada A artı 8 A pozitif bir sayı olduğu için en azından 1 olacaktır. 9 gibi bir sayıdır. Yani 1'e 39 durumu olamaz. 3'e 13 olamaz. Demek ki 13 ve 3 olacak. A artı 8 eşittir 13. Buradaki B artı 2 de 3'e eşit olmalı. A buradan 18 eksi 13 eksi 8'den 5. B eşittir 3 eksi 2'den 1'dir. Bize A ve B'nin toplamı sorulmuş. A artı B eşittir 5 artı 1'den 6'dır. Cevabımız B şıkkı. 1'den 9'a kadar rakamlarımız var. 8 hariç tüm rakamlar yazılmış. Bir de sıfırımız yok. Her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştiriliyor. Bu işlemlerin sonuçları bu şekilde çıkıyor. A sayısı kaçtır? Öncelikle hangi iki sayıyı birbirine bölersek 5 olur? Burada bakın 5 var, 1 var. 5 ve 1'i birbirine böldüğümüzde sonuç 5 yapacaktır. Bunları eleyelim. Toplamları 5 yapan iki sayı arıyoruz. Burada 2 ve 3 sayılarının toplamı 5'tir. Onları da silelim. Geriye 4, 6, 7 ve 9 kaldı. Birbirinden çıkardığımız zaman sonucun 5 yapması isteniyor. Burada 9 ve 4'ü birbirinden çıkarırsak 5 yapacaktır. 9 eksi 4 eşittir 5. Burada sadece 6 ve 7 sayıları kaldı. 6 çarpı 7 eşittir. A sayısı cevabımız denizli. A ve B sayılarında 20'er tane sayımız var. Bunlar toplanmış. A sayısını oluşturan her sayıya 10 eklediğimiz zaman B sayısını elde ediyoruz. Demek ki burada B eksi A dediğimizde her iki arasındaki fark 11 eksi 1 10. 10 eklediğimiz için 12 eksi 2 yine 10. Bu şekilde kaç tane sayı var? Bakın 20 tane sayımız var. Nokta nokta 10 çarpı 20 eşittir. B eksi A'yı verecektir. Buradan cevabımız B şıkkı. A sayısı 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4 şeklinde 10 çarpı 11'e kadar gidiyor. Her bir terimin birinci çarpanından 2 kat alınmış. ikinci çarpanın 3 kat alınıyor. Yani buradaki 1 çarpı 2'den 2 iken 2 çarpı 6 12'ye çıktı. Yani ne oldu? 2 katı ve 3 katından dolayı 2 kere 3'ten bu sayımız 6 katına çıktı. Diğer 2 çarpı 3'ümüz 6 36'ya çıktı. Yine 6 katına çıktı. Ortak çarpan parantezini alırsanız B sayısı A sayısının 6 katı olacaktır. C şıkkı. Asal rakamlarımız 2, 3, 5, 7 gibi sayılardır. Bunlar birbirinden farklı olacaktır diyor. Birinci satır, ikinci satır ve üçüncü satır verilmiş. Yukarıdaki şemada birinci satırdaki ardışık iki dairenin içinde bulunan sayıların toplamı bir alt satıra ortalarında bulunan ve ok ile gösterilen dairenin içerisine yerleştirilecektir. Aynı işlem ikinci satır içinde yapıldığı zaman üçüncü satırın içindeki daireye yazılan sayıların en küçük değeri kaç olur? Burada B sayısı her ikisinde de ortak olarak kullanılacağı için buraya küçük olan B sayısına 2 sayısını vermek istiyorum. Başka geriye 3, 5, 7 kaldı. Küçük olanlardan yine devam edelim. 2, 3 ve 5'i yukarıya yerleştirdiğimizde 3 artı 2. İkinci satıra 5 olarak gelir. 5 artı 2 buraya 7 olarak gelir. 5 ile 7'yi de toplarsak 3. satırımızın sonucu en küçük değeri 12'dir. B seçeneği. ABC birer pozitif tam sayıdır. 5 bölü a eşittir c eşittir b bölü 3 olduğuna göre a'nın en küçük değeri için b artı c'yi bulunuz. c sayısı pozitif bir tam sayı olduğuna göre 5 sayısı a sayısına tam bölünecek. Buradaki a sayısı ya 1 olabilir ya da 5 olabilir. a'nın en küçük değeri dediği için burada a'yı 1 almamız gerekir. Eşitliğimizi tekrar yazalım. 5 bölü 1 eşittir c eşittir b bölü 3. 5 bölü 1 5'tir. C sayısı buradan 5 yapar. B bölü 3'ü 5'e eşitlersek içler dışlar çarpımından B sayısı da 15 yapar. Soru bize B artı C'yi sorduğu için 15 artı 5'ten cevabımız 20'dir. D seçeneğidir. A, B, C birbirine farklı asal rakamlardır. Yani asal rakamlarımız neydi? 2, 3, 5, 7 gibi sayılardı. A sayısı asal bir sayı ise asallığın tanımı neydi? Sadece kendisine ve 1'e bölünecek. Yani burada Birden farklı bir sayı yazma durumu olamaz. A sayısı 7 çarpı 1'den 7 asalına eşittir. Buradaki B eksi C de 1'e eşittir. Asal sayıların arasındaki farkın 1 olabilmesi için 3 ve 2'yi vermemiz gerekir. Başka da hiçbir durumda zaten farkları 1 olan asal sayı yoktur. Sadece 2 ve 3'tedir. Burada A artı B artı C toplamı istenmiş. A yerine 7, B yerine 3, C yerine de 2 yazdığımız zaman toplamımız 12'dir. A şıkkıdır. A negatif bir tam sayıdır. Bakın buradaki büyük A. Demek ki yukarıdaki artı aşağıdaki eksi ya da tam tersi bir durum söz konusu olmalı ki sonuçta negatif bir sayı ortaya çıksın. Bu kutulara 12, 6, 4, eksi 3, eksi 6 ve eksi 8'i yerleştiriyoruz. Tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre kırmızı renk ile boyalı kutuların içine hangi sayıları yazıyoruz bulup toplayın demiş. Burada biraz denememiz gerekiyor. Şimdi 12 sayısı ile eksi 6 sayısı. 12'yi eksi 6'ya böldüğümüz zaman eksi 2'dir. Tüm a'lar hepsi aynı bakın bc şeklinde vermemiş. 12 ve eksi 6'yı işaretliyorum. Geriye ne kaldı? 6 ve eksi 3'ü böldüğümüz zaman da yine aynı eksi 2 sayısını elde edebiliriz. Bunları da işaretleyelim. Geriye eksi 8 ve 4 kaldı. Bunların da yine birbirine oranı eksi 2'dir. Demek ki A sayısı eksi 2 sağladı. Bize kırmızı kutular yani şuradaki paydalardaki sayıların toplamı istenmiş. Bu paydadaki sayılar eksi 6, eksi 3 ve artı 4. Toplayalım. Eksi 6 artı eksi 3 artı 4. Önce ikisini toplayalım. Aynı işaretli. Eksi 9 artı 4. 9'dan 4'ü çıkarıyorum 5. 9'un önündeki ifademiz eksi olduğu için toplamımız eksi 5 c şıkkıdır. Aşağıdaki dairelerin içine 1'den 9'a kadar olan rakamlardan 8 tanesi her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştiriliyor. Çarpımları 2 yapan tek bir durum var. 2 ve 1. Bu rakamlarımızı yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 ve 1'i kullandık. Bunları işaretleyelim. 9'dan kaç çıkınca 2 kalır? 7. 7'yi de sildik. Oranları birbirine bölündüğü zaman 2 olacak şekilde sayılarımız var. Burada hangi sayılar birbirine bölersek 2 yapar? 6'yı 3'e, 8'i de 4'e bölersek 6 bölü 3 ve 8 bölü 4 oranlarımız da 2 olur. Bunları da işaretlediğimiz zaman geriye hangi sayılar kaldı? 5 ve 9 kaldı. 9 rakamı yukarıdaki gibi kullanıldığına göre kullanmayan rakam hangisidir? 9 da burada kullanmışız. Bunu da işaretliyoruz. Sadece 5 rakamı kullanılmadı. Cevabımız C şıkkı. En kenarlı bir çokgenin içerisine yazılan pozitif P tam sayısının P artı 2, P artı 3, P artı kenar sayısına kadar P artı N'e kadar olan çarpımına eşittir şeklinde verilmiş. Mesela burada bakın 2 artı 2, 2 artı 3, 2 artı 4, 2 artı 5'e kadar gidiyor. Neden? Burada bir beşgenimiz var. En gördüğü yere soruda 5 yazılmış. Burada 3 artı 2, 5'tir. Sonrasında 6, 7 şeklinde devam ediyoruz. Altıgen olduğu için buradaki n 6 olduğu için 3 ile 6'yı topluyoruz 9. Demek ki 9'a kadar yazıyorum. Aşağısı 4 var burada. 4'e 2 ekliyorum. 6 devam ediyorum. 7 8 şeklinde. Ee, burada kenar sayımız 3. P artı 3 yani 4 artı 3'e kadar gidebiliyorum. Daha fazla devam edemiyorum. Burada bitti. Sadeleştirme yaparsak 6 ve 7'ler giderse 5 çarpı 8 çarpı 9'dan Cevabımız 360. Seçeneklere bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Demek ki tüm şıkları deneyeceğiz. Burada bakın A şıkkına bakarsanız 2 artı 2, 4, 5, 6 şeklinde devam edeceğiz. Burada kenar sayısı 5 olduğu için 2 artı 5'e kadar gidiyoruz. Bunları çarptığımız zaman 20, 120, 840. Demek ki A şıkkı 360'ı sağlamadı. 5 şıkkına bakalım. Burada en yerine 1 yazarsak 1 artı 2'miz 3, 4, 5, kenar sayımız burada 5'tir. 1 artı 5'e kadar yani 6'ya kadar çarpıyoruz. Çarptığımız zaman bakın 20, 120, 360. Bizim aradığımızda zaten 360 sayısıydı. Sağlayan şıkkımız 5 şıkkıdır.